Şimdi peki. Ee, merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, World of Warcraft meslek videoları e, playlisti oluşturacağız. Crafting Order'la başlayacağız. Ee, diğer videolarda e, etraflıca anlatım içeriğiyle birlikte e, gelecek. İkili, üçlü olabilir. E, tekli, tekli olabilir. Şu an daha karar vermedik. Ee, Crafting Order'la Başlayalım. Şimdi. Burada 3 tane NPC var. Bunlardan herhangi biriyle başlayabiliyoruz. Tıkladığımızda. Ee, action as ee, UI gibi. gördü Görüyoruz. Gördüğünüz gibi. Ee, weapon armor. Buradan özellikle seçtiğimiz şeyler var. Ee, crafting order. Genel olarak şu. Ee, kendi yapamadığınız bir ee, item'ı diyeyim. Ee, yapabilen başka bir şey birisine ee, sipariş etmek diye düşünün. Mesela benim ben bu karakterde Blacksmith'im. Ee, Blacksmith ne yapar? Ee, metal zırhları yapar, silahları yapar. Ee, herhangi bir arkadaşım gelip bu karakterde, daha doğrusu şu NPC ile konuşarak weapon, işte bir tane Demon Hunter diyelim. Demon Hunter'lar one-handed. Ee, Warglaver kullanıyorlar. Buradan Warglaver'i seçiyor tamam mı? Seçti. Primal Molten Warglaive. Bunu seçtikten sonra geliyor buraya. Spark. Spark'ı seçiyor. Şu slot Spark slotu. Burası 10.1'den önce kullandığımız Spark'larda artık bir önemi yok. 395'e kadar çıkıyor çünkü üst limiti bu kadar. Artık bunu kullanıyoruz. 411 ve 424 arası şu anki Spark'ımız. Hiçbir şey koymazsak. Üstüne bir de yanına koyduğumuz ekstra materyal var. Primal Molten Alloy koyduğumuzda şunu da şuradan public order yapalım. Primal Molten Alloy koyduğumuzda şu alttaki kutulara bakalım bir de. Bunlar şöyle söyleyeyim. 411 üstüne 424. En düşük seviyesi ve en yüksek seviyesi ya. Buraya eğer bunu koyarsak hem tarifin zorluk seviyesi artıyor hem de potansiyeli artıyor. Yani 424 ile 437 arası. En düşük 424, en yüksek 437'ye kadar çıkabiliyor. Eğer şunu koyarsak, şu an bende yok, bunu koyarsak tarifin zorluğu 50 e, puan artıyor ama 434 ve 447 arası yapılabiliyor. Endgame itemler için bunu yapabiliriz. Önemini de sonra anlatacağım. E, buradan statını belirliyoruz. Üstüne bakın, hiçbir şey koymasak random stat yani demon hunter crit haste istiyorsun desek. E, bunun kri test gelme ihtimali kendi içinde RNG ile birlikte belirli bir oranda. Ama buradan garantili hale getirebiliyoruz. Nerede? Şunda. Draconic Missive of the Firefly. Bunu koyarsak tabi şunların üçünü birden koyabiliyorsun ama ilkini koyarsan 25 e, Recipe Difficulty koyuyor. Bu tarafa geldikçe daha da azalıyor. Yani üçüncü seviye koymamız her zaman ideal. Çünkü boş boşuna daha zor, daha yüksek bir e, blacksmithing seviyesi lazım. Şeyden, e, daha yüksek bir skill'e e, sahip olması lazım. Üçüncü seviyeyi koyuyoruz en kalitesini. Sonra burası da embellishment sayfası. Buradan istediğimiz embellishment'ı koyabiliyoruz. Demin ki e, demin şey yaptı şuradaki gibi birinci, ikinci, üçüncü seviyesi var. Tek fark gördüğünüz gibi recipe difficulty fark şey azalıyor. Yani kötüsünü koyarsan çok daha zor yapması. Çok daha e, fazla skill gerektiriyor. Bunda da üçüncüyü koyacağız. Embellishment'larda şu üstünde armor ve e, weaponlardan gelen, ekipmanlardan gelen embellishmentlar var. Bunlardan en fazla iki tanesi olabiliyor. Bir durum hariç. Ee, şunlar. Bu alchemical flavor pocket e, bu artı iki tane olması gereken şeye, limite uymuyor. Yani sayılmıyor diyeyim daha doğrusu. O iki tane şeyin yanına bundan da bir tane koyabiliyorsun. Ama ekstra recipe difficulty koyuyor armor'a ya da weapon'a artık neye koyarsan. Bunun dışında üstüne iki tane tutabiliyorsun. Silaha bunlar konulabiliyor. Bu healer için, işte bu damage için ekstra physical damage vuruyor falan filan böyle şeyler. Bu soketi geçtik. Üç tanesi sonra şuradan emri, daha doğrusu siparişin nereye vereceğinizi ee, seçiyorsunuz. Public order demek Koyuyorsunuz sipariş altta place order yaptığınızda... E, herhangi bir blacksmith... Bu şeyi görüp yapabilir. E, tarifi görüp istatör siparişi görüp yapabilir. Ama bunun kötü yanı şu... E, ben mesela bu Primal Molten Warglaive yapacaksam maksimum seviyede yaparım. Knowledge artı skill maksimum bende. Ama yeni Blacksmith olmuş birisi, daha Knowledge'ini ayarlamamış birisi gelip bunu size şurada 411-424 diyor ya 417 seviyede yapabilir, R3 de yapabilir. O yüzden boşu boşuna şu malzemeyi harcamış olursunuz. Üstüne gidip recraftlamanız lazım. Onu da anlatacağım. Recraftın nasıl olduğunu. O yüzden public order genellikle tercih edilen bir şey değil. Public order yapacaksanız da şu malları boşuna koymayın. Eğer birisi sizin için yapacaksa şunları koyar. Oradan sonra rekratla yükseltebilirsiniz. Böyle bir sistem de olabilir. Bunu geçtik. Guild order. Şurası şöyle düşünülebilir. Genelden özele diye. Guild order ne? Sizin guildinizdeki insanlar görecek sadece bu... E, siparişi koyduğunuzda şeye listeye listelediğinizde sadece guildinizdeki insanlar görebilecek. O yüzden daha güvenilir. Hani aynı guildtesiniz sonuçta. Ee, yani şuradan minimum kaliteyi belirleyebilirsiniz. Genellikle maksimum seviye koyarsanız kimse bunu kabul edemez çünkü çoğu itemde maksimum seviye olmaz. Bunu bir şekilde e, şeyler, materyal kalitesiyle onunla, bununla, şunla 5'e çıkarabilirsin. Ama genelde 4 olarak vermiyor. Evet, chat açıkken e, videoyu çekmemek lazımmış. Neyse. Ama eğer karşı tarafa güvenmezseniz, güvenmiyorsanız R4 olarak belirleyebilirsiniz. Bu R4, R5, R4, R3, R2, R1 hani seviyesiz diye düşünün. R4 olarak belirleyin. Daha şeyi, daha güvenlisi direkt anlaştığınız insana kime yaptıracaksanız Direkt buraya adını yazıyorsunuz. Birisi mesela bana şey yazacak. E, sipariş verecek diyelim. Bu bal şeyi work Warglaive yaptıracak. Buraya benim adımı yazıyor. Sonra geliyor buna hani... Arkadaşım falansa buna basmaya gerek yok. Eğer güvenmiyorsanız şuna basın. Sadece bu an şey... Dördün altında yapabiliyorsa... Daha doğrusu dördün üstüne çıkamıyorsa... Yapamaz. Siparişi alamaz. Öyle düşünün bunu. E, R5'e genellikle basılmaz. Çünkü hani yeterli seviyede bile kabul edemiyorsun. Ayrı bir item var onunla yapılıyor. Ben onu meslek videolarında anlatacağım. Şu an çok detay olur oraya girersek. Bunu bunu şey yapıyoruz. R4 yapıyoruz. Buradan işte ne kadar anlaştıysan 20 bin diyelim. 20 bine anlaştın. Buradan parasını koyuyorsun. Buradan şeyin süresini koyuyorsun. Koyduğunuz sipariş kaç saat boyunca orada aktif olarak görünecek. 48 saat falan hani public order olarak gösterirsen olabilir ama hani 48 saat 2 gün boyunca orada durmasında bir anlamı yok. Genellikle 12 saat olur. Hani koyarsın birisi yapar. Ya da anlaştığın insan yapar. O yüzden bunda şeye gerek yok. Ee, 48'e gerek yok. 12 olarak. Ba şey yapıp basıp geçiyorsunuz. Şu an bunu yapsam bile kabul etmeyecek çünkü kendime yollamış oluyorum. Buradan place order diyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Uh, two handed mace. Oyunda şu tip itemler var. Bakın şimdi. Demin gösterdim ya. Burası recipe difficulty. Hani potansiyelini arttırıyor. Burası var hala. Ama ikinci sıradaki uh, şu statları belirleme kağıdı 15 ve de üçüncü sıradaki embellishment kağıdı slotu diyeyim daha doğrusu 25. Toplam 40 e, recipe difficulty şunda yok. Bunda yok. Neden? Çünkü bunun zaten emin üstünde kendinden bir embellishment var. Üstüne statlar da belli. Bak crit versatility veriyor. O yüzden bu kendiliğinden diğer e, şeyden, diğer tip mace tiplerinden mesela bundan, kendiliğinden 40 daha zor yapması. O yüzden bunu artı 50 verdiğinizde ee, karşı taraf daha doğrusu yaptıracağınız blacksmith embellishment'lı olduğu için üstünde garanti olarak R5 yapamaz. Ee, inspiration diye bir meslek statı var. Ona bağlı ee, ona bağlı olarak şey R5 olabilir. O yüzden kesin değil. Yani ne yapacaksınız? 20 bine anlaştınız mı? 20 e anlaştıktan sonra adamla konuşacaksınız. Recraft yaptığında bedavaya yapacak. Siz materyalle birlikte Recraft'ı yollayacaksınız. Ee, adam sana yapacak. Bu şekilde. Hani bedavaya. Denemeler bedavaya. Sadece ilki için 20 bin vereceksiniz. Yani parayı ne kadar anlaştıysanız. Sallıyorum şeyi. Ee, ne onun adı? Fiyatı. Şimdi. Recraft, recraft dedim. Şimdi onun anlatayım nasıl olduğunu. Mesela demin ki şeyi şu an elimde yok da şunu gösterebilirim sanırım. Bu 4 şey 10.1'den önce kullandığım bir silah. Bunu recraftlamak istiyorum ben. 10.1 önceki 10.1'den önceki Spark'ı kullandım bunu yaparken. O yüzden bunun Spark'ının değişmesi lazım. Ama iki tane istiyor. Two-handed silahlar iki tane Spark ister. One-handed silahlar, silahlar ve armor'lar bir tane şey ister, Spark ister. Bu two-handed aks olduğu için iki tane istiyor. Recraft'ta şöyle bir olay var. Eğer bu maldan, şundan 10 on tane istiyorsa Recraft için yüzde kırk, yüzde kırk beş, yüzde otuz ile kırk arasında Mal istiyor. Yani orijinalinin yarısından az bir sayıya inecek ReCraft için. ReCraft'ı ard arda hızlı hızlı yapabilirsiniz. O yüzden çünkü ReCraft esnasında çok daha az materyal kullanacak. Tek yeni bir şey geliyor. Eklenti geliyor. Artisans Metal diye bir şey. Bu Artisans Metal çok zor bir şey değil. İşte bir mesleğiniz varsa, minorsanız, ne bileyim... ...toplayıcılık en revaçlı olan mesleklerdir. Herbalism artı, miner gibi bir şeyseniz. Ee, daha önce kazmadığınız bir madeni kazsanız bile 5 tane alırsınız. Bunu bulması çok basit. Raycraft yapa yapa her başına 5 tane isteyecek sizden. Ee, alttan şeyi recipe difficulty değiştirebilirsiniz. Demin, demin dediğim gibi. İşte potansiyeli bu. Silahın item level potansiyeli ne kadar yükselebilecek ne kadar düşebilecek. İkinci statüyü yine ayarlayabiliyorsunuz. Hem potansiyelini yükseltip R3 geldiyse eğer R5'e çıkarıp hem statını da değiştirebilirsiniz. Bakın üstünde Ace Master var ben Blood Dead Knight olduğum için. E ama işte ben Haste Versatility'ye dönmek istiyorum. Çok damage yiyorum, Versatility alacağım dedim mesela. E bunu da koyup değiştirebilirsiniz. Üstüne Embellishment da koyabilirsiniz. Recraft, adı üstünde tekrar craftlıyorsunuz. Her şeyini değiştirebiliyorsunuz. Sadece Artisan Metal ve şu lazım. Bu şey. Artık ne kullanılıyorsa onun, onun için hangi ma materyal gerekliyse onu ıı, koyuyorsunuz bunun üstüne. Bunu buralara aynı yine. Guild order. Ha şeyde Recraft'ta ıı, şey yok. Ee, public order yok. Public order yapamıyorsun. Guild order ya da personal order birisine yaptıracaksınız ya da kendi guildinizdekilere yaptıracaksınız. Burası public order olmaması haricinde gerisi tamamen aynı. Hepsi bu şekilde. E ee, <laughs> profesyonel ekipmanlara bakalım. Zaten weapon var yapabileceğiniz. Armor var. Bir de bunun dışında, recraft'ı anlattım zaten. Bunun dışında şuralar geçin. Profesyonel ekipmanları var. Profesyonel ekipmanları genellikle bu üçünü kullanırsınız zaten şey için. Ee, crafting order için bunda da şöyle bir olay var. Mesela enchanting benim karakterim Blacksmith artı enchanter. Enchanting'e bakalım. Enchanting tool. Demin söylediğim şeyler bunlar. Artisans metal bunlar. Artisans metal'ı kullanarak şimdi şöyle göstereyim. Her meslek için bir tane tool, iki tane aksesuar var. Aksesuarların mavi olanlarını yani rare olanlarını eee Artisans metal'la yapmanız lazım tool'un da şeyinde, aksesuarlarında. Bunun aksesuarlar için 225 gerekli, tool için 300 gerekli. Bir iki tane şey var, istisna var bu durum için. Onların da ayrı nedenleri var. Mesela şu, Blacksmith için. Normalde Blacksmith'e bakarsak burada, Kazgorite Hammer'ı var. Kazgorite Blacksmith Hammer. Bu en yüksek seviye olmadığı için hem tool 300 değil ama gördüğünüz gibi bakın. Çünkü daha iyisi var. Blacksmithing bir tarihi resipiyle bunun daha iyisini yapabiliyorsun. Ee, o yüzden bu ara seviye gibi olduğu için 225'e indirmişler bunu. Ee, ama genelde eğer bir mesleğin tool'larını yapıyorsanız, tool'lar 300 ister artisan metal gördüğünüz gibi. Aksesuarları 225 ister. Yani tamamlamak için 750 artisan metal'a ihtiyacınız olacak. Bunun dışında recraf, crafting order'la alakalı pek bir şey kalmadı. Illaki anlatmadığım bir kısım vardır. Bununla alakalı herhangi bir sorunuz ya da böyle bir şeyiniz varsa, Twitch adresim ve Discord adresimiz şeyin altında olacak, videonun altında olacak. Başka yayına da gelebilirsiniz, yayından da sorabilirsiniz. Genellikle Çeşitli sorular soruluyor bana her gün. Ee, oradan da cevabını alabilirsiniz merak ettiğiniz şeyleri. İşte sadece meslekler değil sınıflar. Onlar şunlar bunlar. Muhtemelen class guide ve dungeon guide da yapacağız. Ama önce şu meslekler bir bitsin. Ee, yani bu kadar. Ee, playlist halinde tekrar anlatayım. Meslekler videosu gelecek. Şu an girişi yaptık. Ee, muhtemelen tek tek gelir. Her meslek başına bir video, 10 dakikalık, 12 dakikalık falan. Ee, <laughs> yani bu şekilde. Twitch adresim şeyin videonun altında olacak. Ee, diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.